Arkadaşlar hayırlı sabahlar olsun. Bugün 19 Mart saat 7'de grafik değerlendirmesine başlıyorum. Herkes şimdi bir sürü yazacak. Ben herkese tek tek cevap veremem çünkü işe gideceğim. Arkadaşlar hemen Chills'ımızdan başlayalım. Chills bugün %11'lik bir değer kazancı elde etti. Bant burada arkadaşlar. Bakalım. Bugün fiyatını söyleyelim. 0.63, 0.36 alt bandı takip edeceğiz. 0.67, 0.25 orta band, 0.70-89 2 üst bandı arkadaşlar. Tamam. Hemen onun şeylerini TL'sini de söyleyeyim. 0.63-15. Önemli olduğu için söylüyorum. 63-15. 4 lira 63 kuruş. 0.60 67.05 onu da 67 05 4 lira 91 kuruş orta band. 70 89. O da 5 lira 20 kuruş. Arkadaşlar şimdi burada nasıl bir seyir izleyecek? Bir kere bandı daralttı. Ben hep ne diyorum? Eğer band şu şekilde bir genişleme yapmış ise ne yapıyorduk? Bandın daralmasını bekliyorduk. Yani asıl çıkışı yapması için bandın şu kadar daralması gerekiyordu. Yani çok daralırsa ne yapacak? Full yukarıya doğru atmaya başlayacak. Burada da az bir vakti kaldı inşallah. Yukarı yönlü hareketini devam ettirecek gibi. Yeşiller artık çoğaldı. Bakın kırmızılar çokken aşağı yönlüydü. Şimdi yeşiller çoğaldı. İnşallah çığız olanlar şu üst tarafa attığı anda gülmeye başlar diyorum. Birazcık da alımlarla desteklendiğinde hele şu mavi çizginin üzerine atarsa inşallah gidecek. Buranın birazcık daha daralması gerekiyor arkadaşlar. Daraldığı anda çıkışını yakalayacak gibi geliyor bana. BTC'ye de bakayım. Dünkü çizdiğimiz bandı koruyor. Bunda da aynı şekilde bakın kırmızılar küçük kalıyor. Yeşil yukarıya bir zorlama hareketi söz konusu. 56.127 alt bant arkadaşlar. 57.842 orta. 59.556 üst bant. Buradan da işte bunun da ne yapması lazım? Birazcık daralttı. Biraz daha daraltırsa şu mavinin üzerine atarsa gidecek gibi. Şu direnç noktasını kıramıyor. Eğer kırarsa ilk geleceği yerler 59 binleri bugün görmesi muhtemel kırabilirse inşallah. Bakalım Chills hemen HOT'a bakalım. HOT'a bakalım onda durumlar nedir? HOT'ta durum bu arkadaşlar %5'lik bir değer kaybı görünüyor. Ama şey olarak 0.64.42 aynı bantta devam ediyor ama dün de bu banttaydı. 0.64.00.64.20 0.077 0.091 onun da TL'sini herkesin elinde olduğu için söyleyeyim. Çok arkadaş soruyor. Hemen onu da yazayım. Alt bandımızı yazalım şuraya. 0.064.20 64.20 47 0.47'yi altta düşünüyoruz. Altta 0.47. Hemen 77 71 orta bant arkadaşlar 0.56 96 bekleyeceğimiz nokta 91 22 0.66 86 üst bant arkadaşlar. Buraları takip edelim. Kırmızılar birbiriyle dengeli gidiyor. Yani alım satımlar küçük oluyor. Alım satım birbirini destekliyor demektir. Burada bizim alımın satımdan daha yüksek olduğu bir anı kollamamız gerekir. Bakın çizdiğimiz direnç noktasından hep geri dönmüş. Eğer bir çıkartabilirse muhtemelen burada bir daha çizgi çizecek. İki tane düz çizecek akşama kadar. Ondan sonra bir tane yeşil atarak bir üst banda taşıyabilir. Birazcık alım gelmesi lazım. Bununla hemen bunu yapabilir, sağlayabilir. Herkes adayı soruyordu. Adayı da sabah söyleyelim. Takip edeceğimiz noktalara bakalım. Evet, alt banda taşımış ada arkadaşlar. Alt band düzenli değil arkadaşlar. Bandımız
Düzenli çıkmıyor. İşte burada ani hareketler gözlemlenebilir. Muhtemelen burada çıktı. Bakın bandın üstüne atamadı. Bu bandı daraltacak. Bu bandı daraltacak. Şurada ani bir alım gelirse yukarıya atması mümkün. Şuradaki şey beni biraz korkutuyor. Düzensizlik yani çizdiğim noktada hepsinin eşit olmaması beni korkutuyor. Şöyle bir bandımız var şu anda. Adada da dikkat edeceğimiz nokta 1.17, 1.26, 1.35 seviyelerini takip edeceğiz. Ama düzensiz bir grafiği var. Aşağı yönlü de hareketler hızlı olabilir. Yukarı yönlü hareketler de burada hızlı olabilir. Hemen Raven'e bakalım. Herkesi bekleten Raven. Seviyemiz aynı durumda. Burada biraz yeşillerin çoğalması gerekiyor. 0.19 alt seviye. 0.20.85 orta. 0.22 de üst bandımız. Burada yeşillerin artması ani hareketleri bekletir. Bant daralıyor yavaş yavaş. Üstten de alttan bant daralıyor. Üstten de birazcık daralırsa burada çıkış olabilir arkadaşlar. İlk çıkacağı noktayı söyleyeyim. Bir tane bugün yeşil atabilir. 0.23.85'e atıp geri indirebilir. Ona göre biraz tetikte olalım. Aşağıya da atarsa arkadaşlar şu kısma atabilir. Bakın şu kısma kırmızı bir çubuk atıp geri çıkartabilir. Şurası kaç oluyor? 0.18.36'ya bir ince kırmızı atıp çıkabilir. Üste yeşil atarsa 0.23.82'ye atar arkadaşlar. Peki Raven'in de söylediği, herkesin beklediği TRX'i de söyleyeyim. TRX'i de söyleyeyim. 0.05.22 alt band, 0.05.34 orta, 0.05.46 üst band. Bugün üst banda 60, bir 8 saat buralarda durması gerekir. Buradan bakın aşağı inip birden alımla desteklenmiş TRX. Bandı daraltmadı. Bandı daralsaydı şöyle bir çıkış hemen bekliyorduk ama kısmet bakalım, inşallah sabredelim. Atacak gibi. Bekliyorum uzun zamandır. Bandı bir türlü düzeltmedi bu. Hemen BTT'ye de bakıyorum. Herkesin elinde var. Güzel. Bugün bir üst seviye atmış. Ama bakın şuradan çıkamamış. Şuradan çıkamamış arkadaşlar. Bu çubuk tam bizim direnç noktasında kalmış. Yukarıdaki direnci kıramamış. Eğer kırsaymış yanına bir daha yeşil atıp bir daha çıkacakmışmış ama olmamış. İnşallah olur. Bekliyoruz bakalım. 0.15 arkadaşlar. 0.015.42 alt. 0.017 orta. 0.018 üst band. Bu seviyeleri takip edelim. 4-8 saat içerisinde burada tutunursa bir yeşili bu şekilde çubukla atıp pampa dönüştürebilir. Bekliyorum arkadaşlar, işte elimde var. Ben de bekliyorum bu BTT atacak diye. İnanın bir sattığımda %60 %70 karla dönüp arkama bakmayacağım bu BTT'de bir daha. Başka ne vardı? Bakacağımız Ripple'ı soruyorlardı. Hiç bakmadım. Ripple'ı da söyleyeyim arkadaşlar. Ripple'da çok bekletti. En sonunda ben çıkmıştım. Ama bandı daraltmış. Ani hareketlere hazır olalım. Yukarı yönlü ani hareketler çıkış noktasına hazır olalım arkadaşlar Ripple'da. 0.45 elinde olanlar için söylüyorum. Buradan eğer yeşili bir kırarsa ilk geleceği seviyeyi söyleyeyim ben size. İlk geleceği seviye şurayı açtığı anda 49 49.94'ü görebilir arkadaşlar. Bir atsın buradan tık 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 gider. Yeter ki şu sarı şu yeşili kırsın. Buradan bu tarafa bir alımla desteklensin. Kırsın bandın üstüne atsın. Sırayla gider arkadaşlar. Ripple'ın vadesi gelmiş. Vakti gelmiş. Haberiniz olsun. Temkinli olalım. Tamam. Sabahleyin kısaca fikir vermek istedim sizin için. Bundan sonra sabahları her gün önemli olan coinleri sizlere bildireceğim. Böylece takiplerinizi de o bantlara göre yaparsınız. Çok soran oluyor gün içerisinde. Ben de sabahtan işe gitmeden hemen çekeyim dedim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol kazançlı günler diliyorum. İnşallah böyle var ya paraları bugün kazanırsınız. Şu çılza bir daha bakayım. Hep canlı yayında falan soruluyor ya çılız ne olacak falan diye. Bir daha söyle diyorlar. Söyleyelim.
Arkadaşlar bandımızın altına ince kırmızı attı. Bundan sonra bir kırmızı atarsa, yeşil atarsa yukarı yönlü. Bakın burada da direnci kıramıyor. Bekliyoruz bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.